30 yıl önce Türkiye'nin sahip olmadığı ileri teknolojileri ülkeye kazandırmak için kurulan Aydın Yazılım ve Elektronik Sanayi, ISAŞ, geçen sürede kendi teknolojilerini geliştirmeyi başardı. ISAŞ, bu teknolojileri kullanarak ürettiği kritik sistemler sayesinde dünyanın önde gelen firmalarına doğrudan iş yapan bir teknoloji ve mühendislik şirketi haline geldi. Türk savunma sanayisinin en önemli elektronik şirketlerinden ISAŞ, Türk Mobil Radar Kompleksleri projesini gerçekleştirmek için kuruldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanımına sunulan Türk Mobil Radar Kompleksleri, aynı zamanda Türkiye'nin ilk özgün hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor. Şirket, kuruluşunun ikinci yılında yurt içinde ilk projesini üstlendi. Üçüncü yılında ilk ihracatını yaptı. Dünya savunma şirketlerinin birçoğu ile iş yapan ISAŞ'ın müşteri portföyünde Lockheed Martin, Boeing, Airbus, Thales, Sikorsky ve NATO başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş yer alıyor. Şirket müşterilerine komuta kontrol çözümleri, aviyonik ve gömülü sistem çözümleri, elektromekanik ürünler ile elektronik üretim ve kablaj alanlarında ürünler sunuyor. Şirketin geliştirdiği ürün ve çözümler NATO AWACS uçağı, F-16, S-70E Black Hawk Kara Şahin helikopteri, ATAMS füzesi, ULA sınıfı denizaltı, G sınıfı fırkateyn, A-320, A-330, A-340 uçakları, Ejder Yalçın 4x4 zırhlı muharebe aracında kullanılıyor. ISAŞ'ın görev aldığı en dikkat çeken projelerden biri F-35. Şirket 2004'ten beri projede görev alıyor. F-35, panoramik kokpit ekranını kullanan ilk savaş uçağı olma özelliğini taşıyor. ISAŞ, bu ekranın yazılım geliştirme çalışmalarına dahil oldu ve aynı zamanda bu uçaklar için çok sayıda elektronik kart ve modülü tek kaynak olarak üretiyor. ISAŞ'ın kuruluşundan bu yana 16 milyon saatlik işçilik gerçekleştirildi. Ar-Ge için 5 milyon saatlik işçilik faaliyeti yürütüldü. 4 milyon 300 bin satır kaynak kodu yazıldı. Şirket bugüne kadar 250 milyon dolarlık ihracata imza attı. Yapılan ihracatın kilogram değeri 10 bin doları geçti. ISAŞ 29 bin elektronik birim üretti. 29 bin 200 sistemin kablajını yaptı.